Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle evet arkadaşlar FIFA Mobile'e gerçekten de çok ama çok değişik bir etkinlik geldi. Açıkçası böyle değişik bir etkinlik beklemiyordum. Daha böyle farklı bir şey bekliyordum. Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası ama beni biraz şaşırttılar. Biraz beklentimin altındaydı ama yine de bayağı iyi. Çok da aşırı kötü değil. Bu arada şu an BlueStacks'ten oynuyorum. Fark etmişsinizdir, yani bilgisayardan oynuyorum. Bazı arkadaşlar bana diyor ki abi bilgisayardan nasıl oynuyorsun falan filan. Arkadaşlar ben arada tabletten oynuyorum, arada bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayardan oynamak için aşağıda açıklamalar kısmında linki var. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten de kolay oluyor. Yani nasıl söyleyeyim, kurulumu şeyi falan filan kolay oluyor. Bir de şarj bitme derdi yok. Yani mesela coins kasarken pazarda coins kasıyorsunuz ya, snipe taktiği yapıyorsunuz. Yani şarj bitmiyor. En azından benim biraz daha fazladan işime geliyor. Onun haricinde bir de internet biraz daha hızlı olduğu için, bilgisayarda direkt kabloyla geldiği için pazarda snipe taktiğini daha kolay yapıyorum mesela. O yüzden de bilgisayardan oynamak güzel oluyor yani. İndirip denemenizi tavsiye ederim. Zaten birçoğunuz oynuyordur. Oynayanlar var zaten. Oynamayanlar da denemelerini tavsiye ederim. Sürekli tablet, telefon şarj bitme derdi olanlara sesleniyorum. Evet, deneyebilirsiniz yani. Bir açıklama kısmına gidip bakabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi bayağı iyi yani. Görüntü, grafik daha güzel zaten. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın, ben ne yaptım en son? Onu göstereceğim. Bir de bugün bir şey daha yapacağız. Bayağı coins de alacağız. Bayağı XP şey, bayağı bir şeyler alacağız birazdan, zaten göreceksiniz. Onun haricinde arkadaşlar bu retro yıldızlar etkinliği geldi. Bunu zaten görmüşsünüzdür, denemişsinizdir. Ben en çok Salah'ı istiyorum, yani Muhammed Salah'ı istiyorum gerçekten de. Tek istediğim o yani, açıkça söyleyeyim. Muhammed Salah bayağı iyi çünkü. Bakın görüntüsüne bakın abi. Benim sağ kanada ihtiyacım vardı. Bu arada saçları kestireceğim arkadaşlar. Bayağı uzadılar, anaları ağladı artık. Yani Salah'ı çok istiyorum. Bayağı iyi bir kart. Yani adamda yok yok yani. Bir de fiziği bakın, bu kartta fiziği de bayağı yüksekmiş. Bayağı iyi yani adam. Sağ kanadıma çok yakışacağını düşünüyorum. Bunu almak gerçekten canı gönülden istiyorum. Zaten bunlardan bir tane açınca 85 artı 2 tane veriyor. Yani büyük ihtimal buradan bir tane 90'lık alırsınız yani bu TOTS şeyini açtığınızda. Çünkü zaten bu fazladan istiyor. 250 puan istiyor fark ettiyseniz. Diğerleri daha az istiyor. Bugün hangisine puanımız yeterse onu açacağım arkadaşlar. Şeyi, Totti'yi açmak istiyorum. Açıkçası Totti'yi açacağım. Neden Totti'yi açacağım? Çünkü daha az istiyor. Yetişebilir bence puanımız Totti'ye. Bir de Totti'de görüntüler de çok güzel. Totti'den bir adam gelse kullanabilirim. Tots'un görüntüleri ve en çok Tots'ta Muhammed Salah'ın görüntüsünü beğendim. Yalan yok. Gerçekten de adam gibi, muhteşem gibi görüntüsü var. Yani Totti'de de yani fena olmayanlar var işte. Şimdi bundan açacağız. İnşallah puanımız yeterse. İki tane şundan şey yapalım. Bir de orada bayağı coins ya. Mesela şundan hayatta açmam. Bundaki hiçbiri satılmıyor çünkü. Buradan da hayatta açmam. Bunlar da satılmıyor. Bunlar da satılıyor değil mi? Aynen satılıyor ama öyle satılmasa da olur yani. O kadar da önemli değil alttakileri yani. Şunlar zaten satılmıyor. Bunlar satılıyor. Bunlar satılıyor da. Aa, Hakan Çalhanoğlu varmış lan. Çok dönem değil onlar. Tots ve Ultimate Tots'u beğendim yani. Bunlar satılıyor zaten. Diğerlerinin birçoğu yani çok da aşırı para eden şeyler değil. Neyse. Şimdi en son ben arkadaşlar bir tane açtım. 50 tane biriktirip. Mantığını zaten herkes biliyordur. 50 tane biriktirip açtım bir tane. Ondan sonra arkadaşlar 2 tane de 50 biriktim. Yani biriktirdim. 100 tane biriktirdim. Şimdi iki tane sizlerle birlikte açacağız. İnşallah direkt şöyle Totti bir tane ya da bir tane direkt Tots verir. İnşallah. Yani fark etmez, bir tanesini versin yani. Güzel olur gerçekten de. Hemen deneyelim bakalım. İnşallah gelir. Gelirse bayağı güzel olacak. Hadi bakalım. İnşallah geliyordur ya. Hadi be. 25.000 antrenman XP'si ve fazla ver. 80 tane verdi. Bir 80 tane daha versen ya da 70 tane versen, bak canım 70 tane versen Totti'yi açtırıyorsun bana lütfen. 70 tane daha versen ne olur ki? Fazla bir şey olmaz. Ya eksilmez yani senden bir şey de yani. İlkinde 25 verdin, ikincisinde 80. Hadi. Bu sefer de açıyorum.
175'e tamamlanmazsa 250'ye tamamlamaya çalışacağım. Çünkü TOTS açacağım. TOTS'ta çünkü bayağı iyiler var ya. 87'den başlıyor zaten. Yok, 86'dan başlıyormuş. Olsun yani. Burada fazladan 99'luklar var. Buradan çıkartırsam bir Muhammed Salah çok güzel olur açıkçası. Hadi bakalım. Lan yanlış yere tıklıyorum, 10.000'liğe. Hadi bakalım. 10.000'liği de açmak istiyorum arkadaşlar ya. Çok aşırı isterdim ya, yemin ediyorum. 10.000 point çok ama. Hadi bakalım, bastım ve görüyoruz, bakıyoruz. İnşallah gelir. Lütfen, lütfen, lütfen bir tane puh vermedi ya. Hep 25 bin. Ben ne anladım, 25 bin. Çok az bir şey veriyor ya burada. İnşallah bir 70 verirsin. Puh. 30 verdi. 135 puanımız oldu ya. Yani ne anladım ben bu işten. Şimdi bir 50 daha biriktireceğim. Bir saat uğraşıyorsun zaten 50 biriktirmek için. Yani arkadaşlar, şu ana kadar gelen en iyi etkinlik Dünya Kupası'ydı bana kalırsa. Sonra Hazine Avı ve TOTS'tu. Bu etkinlik dandik yani ya. Hiç beğenmedim açıkçası. İstediğimi vermedi. Hiç beğenmedim. Evet. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir de ekstra olaraktan şuraya gelelim dedim. Defans oyuncularına gelelim. Yok, defans mıydı? Şey, Nesta'mız, bizim Nesta'mız var ya, biliyorsunuz arkadaşlar. Nerede benim Nesta'm? Heh, burada. Nesta'nın etkinliğinin görevini tamamlayacaktım. 300 bin antrenman XP'si var onun. Evet, bunu en son tamamlıyordum ben. Celsior oyuncuları lazımdı. Takım olarak hemen şuraya gelelim. Celsior'u seçelim. Tüm takımları da seç abicim. Bu MD oydu zaten. 75'lik ver buraya. MOO'da da bizim bu var. Bu delikanlı var. Sonra burada da stoper burası. 75'lik stoperi de koyduk muydu? Burası şimdilik tamam. Sol beke yüksek bir adam koyalım. Direkt oluyor mu? Ha, kaleci lan bu. Celsius'u A'dan çıkartalım, dur. Şurayı bir sıfırla. Sol bek olarak biraz yüksek bir şey koyalım. Yani bunu koyalım direkt. Mares'i koyduk. Bir tane adamı da geliştirelim azıcık bir şey. Yani şu spek toru geliştirelim. 72 genlik. Sonra da bunu yollayalım. Yallah baba diyelim. Sonra yollayalım. 72'lik o herif nerede? Neredesin lan sen? Spektor. Ha, aferin. Burada olduğun iyi oldu. 40 bin verecek halimiz yok herhalde. Şöyle bir 10 bin verirsek dörtgen atlatıyor. Yani verelim gitsin babacım. İsterseniz bir gen daha vereyim. Çok önemli değil yani. Şöyle. Para bok gibi yani, anlatabiliyor muyum? Sıkıntı yok yani. 77 gen yaptık ve şimdi bu adamı yolluyoruz. Bakalım. İnşallah olmuştu. Ananı, elim kırıldı lan. Vallahi elim kırıldı. Kemiğe geldi. Kemiğe geldi. Elini bir yere vurduğunuz zaman böyle kaşırsınız ya, çok değişik bir şey ya. Bayağıdır yeni ikonlar gelmiyor ya. Ona da üzülüyorum açıkçası. 500 beceri üstü falan fistan alacağız. Çok güzel olmuş. Bakın neleri yolluyorum. Neden bunları yolluyorum onu söyleyeyim ilk önce. Rulli'yi zaten satamıyoruz. Kadro kurma görevine verecektik. Başka bir şey yapamayız yani. Bu arada netliğim gittiydi. Ha. Griezmann'ı da satamıyoruz. Kullanmayacağız da zaten. Hiç gerek yok. Direkt veriyoruz. Brunus'u satabilirdik. Ucuz ama. Bunu da satabilirdik. Bu da ucuz. Kanon'u da satabilirdik. Ucuz. Bunlar ucuz. Iwobi'yi zaten satamıyoruz. Diğerleri de zaten satın aldım şu Sensio oyuncularını. Oldu bitti. Maşallah. Hadi gidin. Görüşürüz. Geliyor. Geliyor bakalım. İlk öncelikle 2,5 milyon coins'imizi aldık. Yani kâra girdik altın olarak, onu da söyleyeyim. 300 bin de Nesta'nın XP'lerini aldık. Yani 500 bin var toplamda da. Bunları da hemen hızlı bir şekilde açıyoruz. Çok güzel abicim. Nesta'yı zaten bir kere daha alacak halim yok. İki kere almayız herhalde bu herifi. Ya yani şey yaparız ama. Şunu yapacağım. 200 bin antrenman XP'si ve de 4 milyon coins. Bunu da yapacağım. Yani çok zor değil. İtalya oyuncuları onlar biraz zor. Onları aynen alıp geliştiririz artık. Yani çünkü gerçekten İtalya oyuncuları pahalı. Ama yapacağım. İtalya oyuncuları bakalım var mıymış? Vardır yani. Hemen ülke olarak ayarlarsak. İtalya neredeydisin gülüm ya. En sevmediğim olay da şurada bir ülke aramak. Gerçekten çok sıkıcı bir şey İtalya. Aşağılardaydı diye biliyorum ama. Aşağılardaydı en son hatırladığım göre. İtalya neredesin hacı? Abi bak burada İngiltere, İran, İrlanda, İskoçya. Heh, buradasın canım. Teşekkür ederim. Aa,
Yokmuş lan pek İtalya oyuncusu bizde. Valla iki tane varmış. Sağ forvette burada yok zaten. Tam pozisyonda istiyor. Neyse bir tanemiz varmış en azından. Canımız sağ olsun. Neyse canım. Önemli değil o kadar da. Yani kısacası böyleydi. Bu şeyi kullanıyorum. 90 gen istiyor ya. Onu kullanıyorum. Bu arada beceri geliştiricilerimiz son olarak ne oldu? Ona da bakıyorum. Şut gücü 265 olmuş. Vay, 13 seviye olacağız lan neredeyse. Dribbling 259. Güzel güzel. Bunlar da yavaş yavaş 13'e doğru gidiyor. Yavaştan da bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.